Sevgili arkadaşlar, Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Tera Classic Lunge'a bakacağız arkadaşlar. Lunge'daki güncel fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Bunun dışında yine Lunge'la ilgili bir fiyat tahmini haberi var. Lunge 1 dolara çıkabilir mi? 2023 için fiyat tahminlerini sizlerle değerlendireceğiz. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam, kanala destek olmak adına abone olmayan arkadaşların kanala abone olması, videoyu beğenip paylaşarak bizlere ikinci bir destekte de bulunabilirsiniz. Şimdiden ilgi, alaka ve destekleriniz için hepinize çok teşekkürler. Tera Classic Lunge arkadaşlar son 24 saatte %2.59 değer kazandı ve an itibariyle 3.01444 ile işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 3.01408, en yüksek 3.01490 değerine ulaştı. Bitcoin'e göre %2.43, Ethereum'a göre ise %2.33'lük bir değer kazanıcı söz konusu. Hacim son 24 saatte %17.74 artarak 97.477.697 dolar olarak gerçekleşti. 24 saatlik hacmin market değerine oranı %11.23. Bu arada birim fiyatının artmasıyla paralel olarak market değeri de 868 milyar dolar civarına çıktı ve o da %2.54 artmış durumda. Tera Classic Lunge market büyüklüğü açısından şu anda 40. sırada CoinMarketCap verilerine göre. Bunun dışında arkadaşlar haftalık olarak %1.42'lik bir getirisi var. Aylık olarak %-12.16 bir kayıp var. 3 aylıkta -56.90 bir kayıp var. 6 aylıkta %11.16'lık bir getirisi var. Yıllık olarak bakıldığında da %41.20'ye bir getirisi var bu son artışla beraber ve son bir yılda ne kadar getiri sağlamış olacak bunu hep birlikte göreceğiz ve yıl sonu kapanış fiyatı gerçekten bir sonraki yıl içerisinde yılın hedefleri için çok önemli bir gösterge olacak arkadaşlar. Evet, genel durum bu şekilde. Bakalım bir de Tera Classic Lunge 2023 fiyat tahminleri ile ilgili habere Lunge 1 dolara çıkabilir mi şeklinde bir haber var. Tera Luna Classic yeni yıla saatler kala desteği 3.014 dolar üzerinde tutmaya çalışıyor. Bir önceki yıl olan 2021 yatırımcıların ve kripto meraklarının 2022'nin birinci sınıf gelişmeler ve önemli kilometre taşları ile dolu olacağı umuduyla parıldadığını gördüğü deniyor. Yine insanlar Ethereum'un Bitcoin'den ne kadar farklı olduğundan bahsederek gelişigüzel bir şekilde kripto para birimini tartıştılar. Spor sahaları, FTX, Crypto.com gibi şirketlerin gösterişli promosyon kampanyalarıyla muamele gördü. 2021'de daha çok NFT olarak bilinen değiştirilemez tokenların ana akım ekonomide artan benimsenme ortasında yeni kilometre taşlarına ulaşmasına izin verdi. Bir yıl sonra hızlı ileri sarılırken Terra Luna ve Terra UST tarafından desteklenen stablecoin ekosisteminin çöküşüyle başlayan konular tatsızlık bir hal aldı. Buradan daha büyük kripto para birimi için bir düşüş trendi oldu. Three Arrows Capital, Voyager Digital ve Celsius Network gibi şirketler için çok daha kötü oldu diyor haber. Yatırımcılar nihayet yıl sonu rallisini dört gözle beklerken Sam Bankman-Fried'in FTX borsası Kasım ayında likidite sıkışıklığı yaşadıktan sonra çöktü. FTX kardeş şirketi Alameda Research ve çatısı altındaki yüzden fazla kuruluş bölüm 11 kapsamında iflas davası açtı. FTX'e maruz kalan BlockFi hayatta kalma şansı bulamadı ve iflas başvurusunda bulundu. Tera Luna Classic fiyat altını arıyor. Tera Classic fiyatı 5.01460'dan düşerken boğalar düşen noktalı trend çizgisini sağladı. Acil desteği savunmak için gece gündüz çalışıyor ve yine ivme kazanıyor. Ancak fiyat 50 günlük basit üstel hareketli ortalama EMA 3.01546 doları yakında yükselir ve direncin üzerinde kalırsa daha alakalı hale gelecektir. Lunge'daki potansiyel kısa vadeli yükseliş görünümü 12 saatlik zaman çerçevesi grafiğinde gösterildiği gibi bir sonraki düşen trend çizgisinin ötesinde başka bir hareketi de bekliyor deniyor. Bu seviyenin üzerinde fiyat hareketi yatırımcıları ağırlıklarını 3.05888 dolardaki olası vurgunculuk için Tera Luna Classic fiyatının arkasında koymaya teşvik edecektir şeklinde yorumlanmış. Tabi Lunge 2023'te zorlu bir başlangıç yapabilir. Bu bir takım hamleleri, girişimleri başarısız olursa deniyor. Yine destekleyici noktalı trend çizgisinin altında net bir kırılmanın yatırımcılar arasında paniğe yol açabilecek başka bir satışı tetikleyebileceği de düşünülmelidir şeklinde yorumlanıyor. Tera Luna Classic fiyatındaki karamsar görünüme güvenilirlik katan şu anda bir satış sinyali gönderen yön hareketi endeksi DMI.
traderlar ayılar tarafından gelen agresif bir itişi doğrulamak için DI üzerinden geçen DI'yı arıyorlar. Bu durumda düşüşler 4.085 dolar ile 4.05011 dolar arasındaki talep bölgesinde kadar uzanabilir. Muhtemelen Nunch bu yılın Haziran ayından bu yana aradığı dip seviye denmiş. Evet, genel haber Nunch için yapılan yorumlar bu şekilde. Bakalım görelim yeni yıla saatler kala hangi fiyattan kapanacak ve grafik hangi yönlü olacak. An itibariyle bakıldığında yılı artışla kapatacak gibi duruyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu hatırlatmayı da yaparak videoyu tamamlıyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.